Batman Arkham seri, Habil ve Kabil görseliyle açılışı yapar. Mahkumlar Two-Face'in kasasını korumaktadır. Batman'in geldiğini düşünsek de gelen kişi aslında Catwoman'dır. Kısa bir mücadelenin ardından Catwoman kasayı açar ve içindeki kartı alır. Ama işler beklendiği gibi gitmez. Tam o sırada Two-Face başına bir silah dayayarak onu yakalar. Bruce Wayne'in hikayesine geçiş yaparız. Hugo Strange Wayne'i esir almıştır. Arkham Şehri, bütün mahkumların toplanıp getirildiği bir yer olduğundan Gotham için sorun teşkil etmektedir. Bruce Wayne de bu yerin kapatılması için kampanya yürütür. İşin kötüsü Hugo Strange, Bruce Wayne'in Batman olduğunu bilmektedir. Bruce Wayne'in nasıl yakalandığını görürüz. Strange 10. protokolden bahseder. Onu durdurmaya çalışırsak herkesin sırrımızı öğreneceğini söyler ve yanımızdan ayrılır. Bu sırada kontrol bize geçer ve kaçış denemesi yaparız. Gelen gardiyandan telsiz çipini aşırırız. Wayne'in Arkham şehrine taliyesi yapılacaktır. Aynı şekilde Jack Ryder de oradadır. Mahkumlarla ufak bir çatışma sonrası penguen gelir ve bir adamı arkamızdan sopayla saldırır. Suratımızı muştayla dağıtacakken karşı hamleyle elini kırarız. Ardından mahkumları döverek çatıya çıkar, Alfred'le temas kurarız. Batman zırhımız gelir. Tiger muhafızlarından çaldığımız çiple iletişim aygıtlarına sızarız. O sırada Harvey Dent, Catwoman'ı ele geçirmiş ve adliye sarayına götürmüştür. Şehirde ne olup bittiğini en iyi kendisi bildiği için 10. protokolün ne olduğunu sorma amacıyla kendisini kurtarmaya gideriz. Harvey, Selina'yı baş aşağı asmış ve hırsızlık yaptığı için ona asit banyosu yaptırmak üzeredir. Parasını atar ama iyi taraf gelir. Biz mahkumları döverken Catwoman ipleri çözmüştür. Kısa bir sohbetin ardından 10. protokolün ne olduğunu bilmediğini söyler. Joker keskin nişancı tüfeğiyle Selina'yı hedef alır fakat işler beklendiği gibi gitmez. Iskalar. Merminin nereden geldiğini belirlemek için balistik inceleme yapar ve yola çıkarız. İçeride Harley Quinn bizi tuzak kurmuş, birkaç kişiyi esir almıştır. Hepsini kurtarırız. Kulenin tepesine çıktığımızda Joker'ın orada olmadığını, silahı uzaktan kontrol ettiğini anlarız. Bizim için bir mesajı vardır. Üstelik oda patlayıcılarla doludur. In, asylum, right. way, Bu sırada odadan çıkmazsanız size oyunun sonuna dair önemli ipuçları içeren bir söz söyler. Three. waiting for. We both know how this is going to turn out. You're going to come and find me. You can't stop yourself, can you? Sometimes I wonder if all this will just end with one of us looking down at the other's corpse, trying to work out what to do next. The only question is, whose body will it be? I know who I'm rooting for. <laughs> what about you? <laughs> Hala çıkmamakta ısrar ederseniz bu sefer gerçekten patlatır. Tersiz sinyalini takip ederek Joker'ın yerini buluruz. Kendisi Sionis Çelik Fabrikası'ndadır. Tek giriş yolu da ana bacadır. İçeride mahkumlar Doktor Stacy Baker eğlenmektedir. Onları bir güzel döver, doktorun peşine düşeriz. Mahkumları etkisiz hale getirip doktorla konuşunca bize Joker'ın hasta olduğunu, Titan'ın onu zehirlediğini söyler. Oradan bulduğumuz malzeme ile elektrikli kumanda topunu yaparız. Harley ve Joker kendilerini o kapının ardına kapattığı için mıknatıslı kancayla çeker, ardından iterek kapıyı kırarız. Tam o sırada Abramovici gelir. Kısa bir yumruklaşmanın ardından Joker'ın yanına çıkarız. Ama bir gariplik vardır. Nabzı atmıyordur. Joker arkadan bayıltıcı gazla saldırır ve bam! Birkaç sopa darbesi yedikten sonra ekran kararır. Oyun tekrar Catwoman'a geçer. Amacı Hugo Strange'in kasasına girip ganimetleri çalmak ve Arkham şehrinden ayrılmaktır. Bu konuda yardım almak için Poison Ivy'nin yanına gitmeye karar verir. Öncesinde evine uğrayıp birkaç malzeme alır. Poison Ivy bitkilerini sulamadığı için Catwoman'a kızgındır ve üzerine adamlarını yollar. Sırasıyla hepsini döver, Ivy ile konuşuruz. Bu esnada Batman sandalyeye bağlı bir şekilde uyanır. Joker'da bir sorun olmadığını, hepsinin bir oyun olduğunu düşünür. Fakat Joker'ın suratı aksini söyler. Titan'dan dolayı kanı zehirlenmiş ve ölmek üzeredir. Ama daha kötüsü kanının birazını Batman'e de nakletmiştir. Bu sayede onu bir tedavi aramaya zorlar. Ayrıca kanını Gotham'daki her hastaneye vermiştir. Batman'i şahsi telefonundan arar ve tedaviyi Mr. Freeze'in yaptığını söyler. Yaşamak için sıfırın altında soğukluğa ihtiyaç duyan Freeze, soğuk bir yerde olacağından Batman şehirdeki en soğuk noktaya doğru yola çıkar. Yani eski Gotham Emniyet binasındaki adli laboratuvar. Fakat Freeze orada değildir. Penguin'in adamlarından birini sorguladıktan sonra ele geçirildiğini ve müzede esir tutulduğunu öğreniriz. Çalışanlardan birine rüşvet verdiği için güvenlik kodlarına sahip olan Penguin bizi hapseder. Fakat Batman için sorun olmaz. Emniyet binasından ayrılıp müzeye gider. Batman müzede hack yapamaz çünkü penguen sinyal bozucu kullanmaktadır. Toplamda 3 tane olan jammerları bulup tek tek yok ederiz. That was the last jammer. Artık müzedeki güvenlik bir sorun olmayacaktır. Sadece Freeze'i bulma amacıyla gelen Batman için yeni sorunlar vardır. 10 polis memuru Penguin'e esir düşmüştür. İlk üçü donmuş haldedir. Buzun üzerinde yürürken dikkatli olmak gerekir. Çünkü hem kırılgandır hem de altında Tiny adında köpek balığı vardır. Diğer üçüne silahlı mahkumlar bekçilik etmektedir. Kalan ikisi ise penguenin yanındadır. Fakat Freeze'den çaldığı silah sayesinde yanına yaklaşmak imkansızdır. Bir polis memurunu da maalesef kurtaramayız. Bu silahı nasıl etkisiz hale getireceğini bilen tek kişi Freeze olduğu için onunla konuşuruz. Abramovic'in ikizi de başımıza bela olur. Bu ikizlerin kollarının olmamasının sebebi birinin Joker'a, diğerinin ise Penguen'e katılmayı istemesidir. Bunun sonucunda ortadan ikiye ayrılmışlardır. Başta yardım etmeye yanaşmasa da karısına olan zaafını kullanarak onu ikna ederiz. Kostümünde bir cihaz olduğunu, onu kullanarak kısa devre yaptırabileceğimizi öğreniriz. Artık Penguen bir sorun değildir. Yanına yaklaşıp yumruğu çakarız fakat alt platformda Solomon Grandi vardır. Hatta kendisinin bir de şiiri bulunuyor. Solomon Grandi... Pazartesi doğdu, salı vaftiz edildi, çarşamba evlendi, perşembe hastalandı, cuma kötüleşti, cumartesi öldü, pazar gömüldü, bu da Solomon Grandi'nin sonu idi. <laughs> Zaten ölmüş olduğu için onu öldürmek imkansızdır. Elektrik enerjisiyle çalışan Grandi'nin tüm enerji kaynaklarını yok ederiz. En sonunda kalbini patlatarak onu yeneriz. Artık sadece penguen kalmıştır. Az önce 3 metre boyundaki canavarı halleden Batman için 1.50 boyundaki penguen hiç sorun olmaz. Batman söz verdiği gibi Freeze'e Penguin'i teslim eder ve tedaviyi yapmasını ister. Ama Freeze, formülün kişiye yardımcı olmadan dağıldığını, işe yaraması için bağlayıcı bir enzimin olması gerektiğini açıklar. Batman'in aklına bu enzimi asırlarca maruz kalan Rachel Gould gelir. Ondan bir kan örneği alması lazımdır. Onun adını duyan suikastçı uyanır ve camı kırarak kaçar. Biz de kan izini takip ederek Reish'i bulmayı hedefleriz. Takip sırasında bize saldırır fakat üzerine izleyici yerleştirerek takibe devam ederiz. Robin bize yardım için gelir ve halat fırlatıcısını getirir. Takip yer altına kadar devam eder. Artık kan Batman'i iyice zehirlemeye başlamıştır. Joker tedavi olma umuduyla bulabildiği bütün doktorları, stajyerleri toplayıp esir almıştır. Bu stajyeri kurtardıktan sonra yolumuza devam eder, Wonder City'ye ulaşırız. Batman yine fenalaşır. İçeri girmenin gizli bir yolu vardır ve mekanik muhafızların bunu kayıt ettiğini düşünen Batman her birinden veriyi toplar. İlerledikçe fenalaşmaya devam eden Batman'in artık adım atacak hali kalmamıştır. Anne ve babasının halüsinasyonunu görür. Tam yere yığılmışken Talia gelir. Batman'in maskesini kaldırır ve yüzünün içler acısı halini görür. Açma onu, açma! Ona suikastçiler birliğine katılacağını söyler. Geçmesi gereken birkaç iblis imtihanı vardır. İlk test olarak yapması gereken şey kadehten içmektir. İçtikçe sağlığı düzelir fakat bu etki geçicidir. Şimdi ise Ray Shalgul'u bu dünyada hiçbir yere değmeden takip etmek zorundadır. Reish onunla bizzat karşılaştıktan sonra onu öldürmemizi ve suikastçiler birliğinin başına geçmemizi ister. Fakat Batman kimseyi öldürmemekte ısrarcıdır. Reish çukuru kullanarak eski gücüne ve gençliğine kavuşur. İkili arasında bir savaş başlar. Reish'e öyle bir çakarız ki adam realiteye geri döner. İşler beklendiği gibi gitmez. Kızını bize karşı kullanıp öldürmekle tehdit eder. Fakat geri dönen batarang numarasıyla ona yumruğu son kez çakar, kanını alırız. Tedaviyi üretmesi için Freeze'e dönerken ilk oyundan tanıdığımız Quincy Sharp'ın Arkham şehrine getirildiğini öğreniriz. Sebebini bulmak için onu buluruz. Sharp bize Hugo'nun deneylerine göz yumarsa belediye başkanı olabileceği teklifinde bulunduğunu söyler. Görünen o ki Strange hem güçlü müttefiklerle birlikte çalışmakta hem de ona karşı kanıt olabilecek herkesten kurtulmak için onları Arkham şehrine yollamaktadır. Freeze'in yanına vararız ve söz verdiği gibi iki ilacı üretir. Birini kırar, Diğerini ise bize karşı bir koz olarak kullanacaktır. Karısı kaçırılmıştır, onu bulmamızı ister. Fakat Batman'in adım atacak hali kalmamıştır. İkili arasında bir savaş başlar. Bunun hakkında yaptığım detaylı videoyu şuradan izleyebilirsiniz. Freeze'i benzettikten sonra kasaya yöneliriz fakat ilaç Joker tarafından çalınmıştır. Binadan çıkarken Vicky Vale'i görürüz çekim yapmak için helikopteriyle gelmiştir fakat Joker tarafından vurulur. Keskin nişancılarla çevresi sarılı olduğu için onu kurtarırız. Seksi kıyafetleriyle bizi baştan çıkarmaya ve bilgi almaya çalışır. Ama Batman'in cevabı bellidir. Siktir lan. Çelik fabrikasına doğru tekrar yola çıkarız. Harley Quinn bağlanmış bir vaziyettedir. İsterseniz ağzını açıp tekrar tekrar bantlayabilirsiniz. Sonunda Joker ile yüzleşiriz. Kendisi iyileşmiştir. Bire bir dövüş ardından adamlarını çağırır. Hepsini patakladıktan sonra üzerimize büyük bir yük düşer ve altında eziliriz. Talia çıka gelir ve Batman'in hayatını bağışlaması karşılığında Joker'a ölümsüzlük teklifinde bulunur. Ayrıca göğsüne onu izlememiz için bir izleyici bırakmıştır. Oyun tekrar kedi kadına geçer. Strange'in kasasına girmek için Ivy'nin yardımını alan Catwoman kasaya doğru yola çıkar. Üç kartlı güvenlik sistemi olan kasaya girebilmek için her bir gardiyandan kartını çalar. Yaptığı ilk iş Ivy'nin bitkisini yok etmek olur. Ganimetleri alıp çıkacakken Tiger muhafızları gelir. Onları hallettikten sonra yoluna devam eder. Artık önünde iki seçenek vardır. Ya ganimetleri bırakıp Batman'i kurtarmaya gidecektir ya da Arkham şehrinden temelli olarak ayrılacaktır. İkinciyi seçerseniz bitiş ekranında bunları duyarsınız. Hı hı. Ve oyun geri sarar. Asıl seçim olan Batman'i kurtarmayı seçersiniz. 10. protokolün bütün suçluları Arkham şehrine tıkıp hepsini öldürmek olduğunu öğreniriz. Batman Talia'yı öncelik haline getirerek Gotham'ı umursamaz. Fakat Oracle ve Alfred ona Gotham'ı kurtarması gerektiğini hatırlatır. Bunun için Wonder Tower'a gitmesi gerekmektedir. Ve hack yapabilmek için helikopterlerden ana denetim programını indirir. Programı aldıktan sonra kuleye gider. Hugo Strange bize tam bir villain konuşması yapar. Ben bu şehri pisliklerden arındırdım, suç oranını düşürdüm gibisinden laflar eder. Adamlarını dövdükten sonra kulenin tepesine çıkmaya devam ederiz. Hugo'ya yaklaştıkça adamları artar. En sonunda tepeye ulaşır, kendisini ve 10. protokolü durdururuz. Bunun bir şeyi değiştirmeyeceğini söyleyen Hugo açıklama yaparken Rachel Gould tarafından öldürülür. Hugo'nun arkasındaki güçlü müttefik odur. Hugo, Raysh'e beynin kimliğiyle gelince Rache etkilenir ve Hugo'ya kendini kanıtlaması için bir şans verir. Zaten onun istediği de dünyayı bütün suçlulardan arındırmaktır. Batman'in Hugo'dan daha iyi olduğuna kanaat getiren Reish için Hugo'nun artık bir önemi kalmamıştır. Hugo ölmeden önce son nefesinde 11. protokolü başlatır ve Wonder Tower patlar. Reish düşerken kendisini Yoshimitsu hareketiyle öldürür. O sırada Joker Talia'yı esir almış Batman'i beklemektedir keskin nişancılarını halledip bizi beklediği yere gideriz. Joker ise ilginç bir şekilde bizden tedaviyi istemektedir. Talia bir boşluk bulup Joker'ı kılıçla öldürür. Tedaviyi Harley Quinn'in çaldığını, kendisinin de Harley'den geri aldığını söyler. Fakat Batman'in aklında uyuşmayan bir şeyler vardır. Ölen kişi aslında Joker değildir ve asıl Joker hala hastadır. Sağlıklı Joker olarak gördüğümüz kişi aslında Clayface'tir ve hayatının rolünü oynayabilmek için Joker'la işbirliği yapmıştır. Freeze'den aldığımız buz silahıyla onu dondurarak keseriz. Joker platformdaki bombaları patlatarak bizi aşağı düşürür. Dövüş devam eder. Clayface'i dondurup içine girer, tedaviyi alır ve Kratos'un Kronos'un bağırsaklarını deşmesi gibi çıkarız. İlacın yarısını içer, yarısını saklarız. Joker ise ölümsüz olma peşindedir. Batman kılıcı kontrol paneline fırlatarak cihazı yok eder. Joker artık ilaç için adeta yalvarmaktadır. Tedaviyi tutan koluna bıçak saplamak gibi bir aptallık yapar ve şişe düşerek kırılır. Joker da yerden yalamaya çalışır ama nafile. Son nefesini verirken bile yüzünde kahkaha eksik olmaz. Joker'ı kollarını alarak dışarı çıkan Batman'in karşısında herkes şaşkındır. Gordon'ın aracına Joker'ın cesedini bırakan Batman tek bir kelime etmeden yürümeye devam eder. Batman'in hikayesi burada son bulurken oyun tekrar Catwoman'a geçer. Arkham şehrinden ayrılmak için evine uğrayan Catwoman, Two-Face'in adamları tarafından saldırıya uğrar. Kendisi de intikam için onu ziyaret eder. Müziğe gidip Two-Face'in adamlarını bir bir döven kedi kadın en sonunda onunla yüzleşir. Enough with the twos already. <laughs> Batman'i son kez görürüz. Gotham'da hala yapılacak işlerinin olduğunu söyler ve oyun biter. Son. <laughs>